İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Parlamento Başkanı ile görüşmelerde bulundu. Aliyev'e göre Artsakh müzakerelere katılamaz. Irak-Türk sınırındaki Türk askeri üssü roketadar saldırısına uğradı. Gültepe Köyü'nde öğretmen sıkıntısı yaşanıyor. Van'da 9 günlük tiyatro festivali başlıyor. Trabzon'daki tek Ermeni manastırı yıkılmayla yüz yüze. Ermenistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Ermenistan'a döndükten hemen sonra hükümet ve ulusal meclis liderleriyle görüşmelerde bulundu. Bu çerçevede Ermenistan Cumhurbaşkanı Başbakan Nikol Paşinyan'ı ve Parlamento Başkanı Arabavloyan'ı konutunda ayrı ayrı kabul etti. Taraflar ülkedeki iç siyasi durumu ve mevcut sorunların çözüm yollarını ele aldılar ve bu bağlamda ülkedeki istikrar ve hoşgörüyü vurguladılar. Cumhurbaşkanı Sarkisyan son günlerde müzakere sürecini memnuniyetle karşıladı. Durumun ve mevcut sorunları çözmenin tek yolunun diyalog olduğunu vurguladı. Başbakan Nikol Paşinyan ise son günlerde yer alan sürecin durumun çözümüne yol açacak gibi göründüğünün altını çizdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığında sosyoekonomik gelişmeleri özetleyen ve gelecek programlara adanmış bir hükümet oturumu bugün İlham Aliyev'in konuşmasıyla başladı. Aliyev konuşmasında ayrıca Artsakh'taki uyuşmazlığa da değinerek bu konuyla ilgili görüşmelerin sadece Ermenistan ve Azerbaycan arasında gerçekleşebileceğini ifade etti. Aliyev'e göre Dağlık Karabağ Artsakh sorunu etrafındaki görüşmeler sadece Ermenistan ve Azerbaycan arasında yapıldı, yapılıyor ve bundan sonra da böyle yapılacak. Armen Press'in Türkçe haberlere dayandırdığı bilgiye göre Türk-Irak sınırında bulunan Hakkari'nin Çukurca bölgesindeki Türk askeri üssü roketatar saldırısına uğradı. Verilen bilgiye göre Türk askeri üssüne yapılan roketatarlı saldırı Kuzey Irak'taki Kürdistan İşçi Partisi PKK militanlarınca düzenlendi. Fırlatılan iki roketatarlı saldırıda bir Türk askeri ölmüş, üçü ise yaralanmış. Bu bombalama sırasında ayrıca üssün yakınındaki köylerden birinin sakini de yaralandı. Batı Ermenistan'ın Bayazıt'a bağlı bazı köylerde öğretmen olmadığı için öğrencilerin dersleri boş geçiyor. Bunların başında Gültepe Köyü geliyor. Köyde sadece iki öğretmen var. Diğer sınıflarda ise halen öğretmen sıkıntısı devam ediyor. Öğrenci velileri köylerinde öğretmen sıkıntısı olduğu için eğitime başlanılmadığını ve çocuklarının mağdur olduğunu dile getirerek yetkililerden yardım istedi. Veliler köy okuluna bir an önce öğretmenin gelmesini istediklerini ifade ettiler. Ağrı ve ilçelerinde bulunan liselerde de birçok branşta öğretmen sıkıntısı devam ediyor. Ağrı'nın her alanda geri kaldığını ve bunun bir sonucu olarak Ağrı'nın üniversiteye en az öğrenci gönderen il olduğuna da dikkat çeken veliler, Ağrı'daki diğer bazı müdürlükler gibi Milli Eğitim Müdürü de Ağrı Milli Eğitimini günlük gülistanlık göstermekten başka bir iş yapmıyor. Rakamlar ortada olduğu halde kimse bundan etkilenmiyor diye konuştular. Ağrı'ya atanan yetkililerin layıkıyla görevlerini yapması bekleniyor. Tiyatro Mencel, bir hayal, bir oyun ve özgürlük sloganıyla 1. Van Tiyatro Festivali düzenliyor. Tiyatrocular 8 oyun, bir doğaçlama, atölye ve konserlerin de yer alacağı festivale katılım çağrısı yaptı. Van'da geçtiğimiz yılın Aralık ayında kurulan ve 10 aylık bir zaman diliminde sahnelediği oyunlarla halkın beğenisini toplayan Mencel Tiyatro, bir hayal, bir oyun ve özgürlük şiarıyla 13-21 Ekim tarihleri arasında 1. Van Tiyatro Festivali düzenleyecek. Mencel Tiyatro'da düzenlenecek festival Adalet Ağaoğlu'nun kadınlar tarafından Kürtçe'ye çevrilen Kozalar Kozik oyunu ile başlayacak. Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve İran'dan da tiyatro gruplarının sahne alacağı festivalin heyecanı tiyatro severleri ise şimdiden sardı. Oyunu yazan, yöneten ve oynayanların kadınlar olduğuna dikkat çeken Perinaz Delazi, geçen yıl Mala Bernarda Alba oyunuyla yaptıkları kadına özgü çalışmaları bu yıl Kozik oyunu ile yürüttüklerini söyledi. Tiyatro Mencel olarak bunu bir prensip haline getirerek her yıl bir kadın oyunu sahneleyeceklerini söyleyen Perinaz Delazi, geçen yıl 24 kadın ile oynadıkları Mala Bernarda Alba oyununun ardından bu sene Kozik oyunu ile bu geleneği sürdürdüklerini ifade etti. Kadın oyunları hakkında konuşan Delazi, "Çok oyun çevirdik ama en son Kozik oyununda karar verdik. Bu çok heyecan verici bir şey. Van'daki ilk festivali kadın oyunu ile açmak bizim için çok büyük bir mutluluk," dedi. Festivalde toplam 8 oyun, bir doğaçlama atölye ve bir de konser olacağını belirten Delazi,
8 oyunun 3'ünün Türkçe, kalanlarının ise Kürtçe olduğunu belirterek hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi. Karadeniz Gazete.com.tr'ın internet sayfasında yer alan habere göre, Trabzon'un Ortahisar bölgesinde bulunan Ermeni Surp Armina Pırgıç Manastırı, bölgenin tek ayakta kalan Ermeni kutsal mekanıdır ve şu anda çöküşün eşiğinde bulunmaktadır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Profesörü İsmail Köse, Trabzon'da eskiden yaklaşık 200 Ermeni kilisesi ve manastırının bulunduğunu, bugün ise bunların hiçbirinin olmadığını belirtti. Bazı manastırlar ise özel mülkiyete ait toprakların içinde bulunuyor. Köse, Armina Pırgıç Manastırı'ndan başka pek çok Ermeni haçkarlar da bulunmaktadır. Armina Pırgıç Manastırı 1424 yılında Stepan Bağdasar tarafından inşa edilmiş. Bu manastır aslında büyükmüş fakat şimdi sadece bir bina olarak kalmış, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hazer adlı koronun seslendirdiği Tatlı Hayal adlı eseri sunuyoruz. Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.